Arayamadım bugün seni. Nasıl geçti günün? İyi. Nasıl bir iyi o? İyi bir iyi. Melda ayarsızdır. Bir de o gözlük etmedi değil mi? Yok canım. Her şey yolunda gitti. Ve hani sonuçta kendi işin deyince hani neyle karşılaşacağım belli olmuyor. Alışacağım. Demekçim bak rahat edemediysen gerçekten... Yani sonuçta çalışmak zorundayım. Rahatım ben. Aa, bir geri gelsene. Yoktu bir şey. Gel sen gel. Cihan'ın karısı değil mi? Geçeyim mi? Yok, dursun. İnanamıyorum. İnsan kızını müdüre şikayet eder mi? Anlattım sana yaptıklarını. Şaka yaptım diyor kız, şaka. Şakaya da mı müsaman yok? Ya sana o kadar iş buldum. Hepsine burun kıvırdın. Ama ne zaman Jale Hanım çağırdı koşa koşa gittin. Bir şey demedim. Neden sustum biliyor musun? Kızımı senin yanında okuyacak diye. Bir şey olduğun zaman korursun, kollarsın diye. E sen bunu yapmayacaksan ben alayım kızı okuldan. Ya beni okuldan almayın. 2 gün uzaklaştırma cezası aldı. Hangi okula yazdıracaksan 2 gün zamanın var. Affediyorsun. Anne, beni okuldan almayın. Yemeğini ye. Ekmeksiz. Saat kaç oldu? Bugün okula gitmiyorsun, unuttun mu? Of. Ama bütün günü boş geçirmek yok ona göre. Ne yapacağım peki? Bilmem. Babanın sayfasıyla ilgilenebilirsin. Hani yarım kalan. Hı? Sen nereye gidiyorsun? Yapım şirketine görüşmeye. İyi, diziye mi başlıyorsun? Bakalım. Hadi bir şans öpücüğü ver bana. Of. Hadi unutma konuştuklarımızı. Tamam. Tam 12'de bende olsun Merdacığım. Şu elbiseyi bir an önce bitirelim. Daha çok işimiz var. Evet, yeni bir başrol aldım da. Sağ ol. 12'de bekliyorum. Bay bay. Hoş geldiniz Sinan Hanım. Hoş bulduk. Aytaç Bey sizi bekliyorum. Teşekkürler. Sinan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Buyurun. Teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne içersiniz? Bir kahve alırım. Hemen. Sade olsun. Sade. Daha çok senaryo okuyorum ki. Ama beni gerçekten hak eden birini bulmak çok zor. Yani... koskoca Tül'ün dermana gönderdikleri senaryoları, ettikleri teklifleri görseniz inanamazsınız. Ama bu proje gerçekten patlayacak. Bayıldım. Özellikle de Kübra karakterine. Bir kere çok güzel işlenmiş. Hem başrolün ağırlığı hem o içinde büyümeyen çocuk tarafı. İnanın aynı ben. Gerçekten çok sevdim bu rolü. Tülin Hanım, ben sizi daha çok Zeliha karakteri için düşünmüştüm. Kübra'nın annesi. Kübra çok genç bir kız. Toy. Yani sizin yaşınıza, duruşunuza... Hı hı. Peki Aytaç Bey, teşekkür ederim. Benim biraz zamana ihtiyacım olacak bunu düşünmek için. Tülin Hanım, konuşuyorduk senaryoyu. Bence yeterince konuştuk Aytaç Bey. İyi günler. İyi günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.